Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Gazze'deki savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz var dedi Fidan. Barış için garantörlük vurgusu yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da siyasi kariyeri için sivilleri katletmekle suçladı. Gazze bir açık hava hapishanesiydi. Şimdi ise İsrail Başbakanı'nın siyasi bekasını uzatmak amacıyla askeri operasyonlar düzenleyerek sivilleri katlettiği bir savaş alanına döndü. Türkiye consistently... Dışişleri Bakanı Fidan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu. İsrail Başbakanını siyasi kariyeri için Gazze'de savaş çıkarmakla suçladı. Gazze ve ötesine devam eden savaş ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Savaşın İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğuna dair iddiaların inandırıcı olmaktan çok uzak olduğunu vurgulayan Fidan, İsrail'in ciddi savaş suçları işlediğini belirtti. Gazze'nin geleceğinin sadece Filistinlilerin elinde olduğuna vurgu yaptı. İsrailler ile Filistinler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizmasının kurulması yönündeki çağrımızı yinelemek istiyorum. Çabalarımızın odak noktası başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması olmalıdır. Fidan konuşmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği korumada bir kez daha başarısız olduğunu kaydetti. Acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısını yineledi.